Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hazır mısın? Evet hazırım. Hadi bakalım bismillah. Buyurun. Haftanın son evine ayağımızı atıyoruz. Buyurun. Burada neler olacak, neler yaşanacak merakla bekliyor. Evet. Dün bayağı bir gergin final bitti biliyorsun. Evet. Bugün evet. Neler olacak? Hele ki 15 bin lira sahibi belli olacak son gün. Evet. Remzi abla evini çok merak ediyorum. Kadir, Remzi Hanım, ben yemekte pek iddialı değilim ama temizlikte çok iyiyim diyor. Bir ortasını bulamadık. Biri ya temizliği seviyor, yemeği sevmiyor. Biri yemeği seviyor, temizliği ama sevmiyor. Ama yemek yapınca da hakkını veriyorum. Ama yemeği de sevmem, yapmayı da sevmem. Çok pardon, dün finalde hiç öyle demiyordunuz. Gayet güzel löpür löpür götürdünüz. Sadece içli köfteyi yedim. Çok peki, harcadım. O zaman temizlikte bakalım iddialı dedin. Oturma odasından. Oturma odasından bir başlayalım. Tamam, buyurun. O zaman. Peki, buyurun. Bakalım. Temizlikte iddialı Nazmiye Hanım'ın evini geziyoruz Remzi. O zaman. Pardon, temizlikte iddialı Remziye Hanım'ın evini geziyoruz. Kadir bak, Remziye Hanım'ın salonuna giriyoruz ona göre ha. Sakın yine Nazmiye deme. Bu hafta evet. Nazmiye, Remziye, Remzi. Şükriye, Fikriye. Aklım çok karışıyor. Çok karıştırdınız ama bu hafta. Evet, aa klimalı bir salon, bayılırım. Buyurun Allah'ım. Siz karşıya geçin. Haftalar buyurun, sonra buyurun, ilk buyurun. Defa. Aa Remziye abla bunun altı yok mu? Yok. Hay sandıksız mı? İlk defa sandıksız bir çekyat gördüm. 24 yıldır koltuklarım çok gıcır diyor. Ben 26 yaşındayım. Benden 2 yaş küçük. Evet. Ama bir şey diyeceğim. Kumaş olarak gayet sağlammış. Bir defa tek kumaşını değiştirdim. Ha değişti. Sadece bir biraz yaylarında. Evet. İnşallah birinci olursam koltuk takımı alacağım. Koltukları mı değiştirdin? Evet. Kadir yalnız Remziye Hanım'ın almayı planladığı koltuk takımının fiyatını duyman lazım. Kadın resmen 24 senenin acısını çıkartmaya hazırlanıyor. Kaç para? 17. 17 evet. Bin lira. Ne ama o? Koltuk. Ama koltuk. Ama 17 koltuk. Bin lira ama koltuk. Evet. Nasıl bir koltuk? Chester. Kenarları böyle kaba. Hani gözümde kaldığı için onu söylüyorum. Sen bunları 24 senede kullandıysan o 17 binliği ölene kadar kesinlikle kullanırsın. Torunlarına bile kalır senin o çekyat. Bir yandan da temiz kullanmışsın ama. Sadece bayağı şey ses oldu, yapıyor. Kadir Bey, tüyleri gidiyor artık. Artık aşındı. Ama yine de iyi durmuş. Da altına hala anlamadı neden sandık yapmamışlar. Ama eski, yani 24 yıl önce bunlar. Gelinlik koltukları mı? Evet, evet. Gelinlik koltukları. Hı-hı. Ama masayı değişmişsin yani evet. Masa sonradan alınmış. Benim masam yoktu. Yine aldım bunu. Şöyle bir bakayım altına. Remziye abla bu masa olmamış. Masa ne zaman geldi? Bir sene oldu. Remziye abla masa bir sene önce gelmiş, her yerini silmiş ama altını, içini silmemiş masanın. İçini sildim. Yok, silinmemiş. Bak gel de gör şimdi. Şunu sildim. Sarı bez. Remziye abla koş bana bir sarı bez aldık ya sana. Tamam zaten. Hemen getireyim. Islat da getir ama. Kadını neden acele ettiriyorsun Kadir? Ben onları biliyorum, onları 3 gün önce veriyorum bize. Fazla da değilmiş ya. Şu an buradan çıkartamıyorum ama masanın altı olduğu gibi bembeyaz. Bence o kadar değil Kadir Bey. O kadar değil. Masanın altı beyaz. Yani o ilk geldiğindeki mobilya şeyi silinmemiş bunun altında. Remziye Hanım niye silmediniz orayı? Hiç aklıma gelmedi. Masanın hevesiyle, heyecanıyla evet, orayı görmemiş. Misafir ağırlamakta. Kadir, Remziye Hanım kendi günü gelince çocuklarını bir gün önceden evden göndermiş. Ah nereye yolladı çocukları kız? Saçları dökülmesin diye. 50 tane sakallıları doldurduk buraya. Sen çocukları almadın eve. Ama masanın altını silmeyi unuttun. O detayı kaçırmışım ya, ben de şaşırdım. O detayı kaçırmışsın. Bu da iyi. Burası balkon mu? Evet, oğlumun odası orası. He, burayı oda yaptı. Evet. İçeride kaç oda var? İki oda. İki artı bir. İki artı bir, burayı 3+1 olarak evet, kullanıyorsun. Evet, kilerim, her şeyim orada. Yok, gayet güzel. Evet, şu TV'nin tesine bakmak istiyorum. Bezi değiştireyim mi? Yok, ben şöyle çevire kullanıyorum. Hı. Remziye abla. Hiç aklıma gelmemişti. Masanın altı gelmemiş, çekmecenin içi gelmemiş. İçi değil, arkası. 24 senedir Remziye abla buraya da el sürmemiş. Yok, o kadar değil. Bir şey diyeceğim, dün Nazmiye'nin evinde o çekmeceleri çektik. Oradan da mı hiç esinlenmedin? Çekmeceyi görmedim ben. Sen o zaman çekmece çekmiyorsun. Yok. Gittiğin hiçbir yerde çekmece yoktu ki. Mutfakta. Hem mutfaktaki sadece baharatlıklara baktım ben. Çekmedin mi o çekmecenin arkasını, merak etmedin mi? Neyse, geri itelim bari. Ben de biraz fenayım ama yalnız. Peteği ilk günden belli görmüş, temizlemiş. Evet. Koltuklar zaten altında silinecek bir yer yok. Açık.
Masayı üstü silinmiş ama iç kısmı silinmemiş bir senedir. Burayı da düzenli olarak çekmediği için ya da Remzi ablamız buranın temizleneceğini bilmediği için temizlememiş. Size hiç yakıştıramadık valla. Şu anda ben de kendimi yakıştıramadım. Size ev sahibine söyleyeceğim. Ev sahibi ne yapacak? Ev sahibine göre ne var? Mobilya onun. Benim mobilya. Ne diyeceksin? Kiracınız televizyonun ünitesinin çekmecelerini çekip silmiyor. Kalk, kalk, kalk gidelim, kalk. Mutfağa gidelim. Tamam. Mutfakta detayları merak ediyorum. Ay. Ne oldu? Bir korktu, gözün korktu. Önce ben gideyim. Bakalım Remziye Hanım mutfakta hangi detayları unutmuş hep birlikte göreceğiz. Kalk, gel, gel. Geç, geç, geç. Buyurun. Geç, 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 geç. Ay Remziye abla kız burada yemek yaparken sen daralmıyor musun? Çok sıcak. Ocağın sıcağından. Evet. Bir de bir şey diyeceğim, bu tahtaları nasıl siliyorsun? Deterjanlı bezle. Bunları böyle bir ova, evet, ova, ova. Dün terledin şuraları. Var. Kadir gel bakalım sen şöyle. Şimdi, alüminyum folyo sarmışsın buralara. Çünkü haftalık değiştiriyorum Kadir Bey onu. Haftalık. Aha, haftalık değiştiriyorum. Bunun altı gayet güzel, temiz. Ama düzenli bir hanımefendisin yani eşyaların kargacık burgacık değil, gayet toplu. Yok. Sadeliği seviyorum ben. Evet. Bir de ev küçük olmasına rağmen her şeyi sığdırmışsın, evet, düzenlisin çünkü. Hı-hı. Remziye ablanın limonları bulaşık makinesinin içine bak, koku yapmasın diye. Bence onları Oya Hanım görsün diye koymuş oraya. Oya abla burayı açarsa felç geçirir kadın. Sen de dün inadına inadına terliği yiyecektin sonunda. Yedi, yedi karşısında. Kahve fincanların bak. Bak gel gel bak. Kaşığın çatalın üstü örtük, görüyor musunuz? Kız seni Allah kahretmesin. Sen bu kadar limonu ne yapacaksın? Eşim benim, bizim restorantımız vardı. Eşiniz gemide mi çalışıyor? Gemi ne alaka? Pizza ustası limonatayı kendisi yapıyor. Onun için limonata yaptı bize. Ay çok iyi oldu, dilim damağıma yapıştı. Eşiniz ne ustası? Pizza ustası. Pizza ustası ama limonata yapıyormuş. Orada limonata, içecekler falan da yapıyor. Dedi ben sana bir limonata yapayım dedi evde. Öyle bir yemek işinden anlıyor yani. Aşçı kendisi. O yüzden sen ama yemek yapmayı sevmiyorsun. Adama yaptırtırıyor yemekleri. Uyanık Nemziye. Koronadan dolayı kapandı. Hadi hadi çıkalım buradan, beni ateş bastı. Beni de, beni buzdolabını de geç. Daha bakmadı. Banyo nerede? Burada. Aa püh, gözün kör olmasın. Ben sana demiyorum mu evde ihtiyacını gör diye, çık. Kim o? Sedat Bey, lavaboya girmiş, çık, seni bekliyorlar. Utanmıyor da ya. Aa tövbeler olsun yarabbim. Aa bu ikisi ne yapıyor orada? Size Allah kahretmesin. Ablam girip bir şey bir şey dökerler bak bunlar. Kirli çamaşırlarını getirip burada yıkatıyorlar. Vallahi o Sedat lavaboda kafasını yıkıyor sabahları. Pinti yere bir evde su gitmesin diye. Buyurun sizi de içeri alalım. Gel ablam. Remziye Hanım, buralar gayet güzel. Hı hı. Yalnız üzülerek bir şey söylemek istiyorum. Burası çok fena kokuyor. Genzim yandı belinde. Yok Sedat'tan dolayı o Sedat. Onun ten kokusu belli. Herif sülfürik asit çıkartıyor sanki. Remziye abla güzel, gayet güzel. Evet, eline koluna sağlık. De yemek kısmında göreceğiz seni bakalım. İnşallah. Marifetli misin? Haydi o zaman salonumuza gidiyoruz ve haftanın son gününde misafirlerimizi ağırlayacağız. Kadir bugün temizlikte seni mahvedeceğim. Gel, gel. Nereyi temizleyeceğiz onu da bilmiyorum ama bulur bu kesin zaten bize bir yerler. Evet, haftanın son gününde misafirlerimizi ağırlayacağız. Bakalım her yeri parmaklayan hanımlar bu evde nereyi bulacaklar, çok merak ediyorum. Buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.